Bu görsel dersimizde Oracle veri tabanı üzerinde select işlemleri yaparken bir türetilmiş sütunları göreceğiz. Bunun İngilizcesi calculated column. Bir de sütunlara yeni bir isim vermeyi, sütun üzerinde değişiklik yapmadan, yani tablonun yapısı üzerinde değişiklik yapmadan bir takma isim vermeyi ve bu şekilde sorgu hazırlamayı öğreneceğiz. İlk olarak türetilmiş sütunları inceleyelim. Türetilmiş sütunlarda mantık şudur. Aslında var olmayan bir tabloyu arka planda herhangi bir işleme tabi tutarak select sorgumuz içerisinde varmış gibi göstermek diyebiliriz buna. En temel olarak kullanımı şudur. Select last name diyoruz. Last name'den sonra virgül salary. Salary burada maaşları temsil ediyor. Maaşları temsil eden bu sütunu 12 rakamıyla çarpıyoruz ve burada yıllık maaşını buluyoruz. Şimdi yıllık maaşını bulduk. Fakat burada ortaya çıkan değer aslında var olan salary sütununun gerçek değeri değil. Bu durumda işte bunun gibi sorgulara da türetilmiş sütunlar diyoruz. Yani calculated. Şimdi bunu çalıştıralım ve sorgu sonucu üzerinde yorumlayalım. Gördüğünüz gibi last name olduğu gibi geldi. Fakat salary sütunu çarpı 12 hesaplamasından sonra ekrana yazıldı. Ve bunun da sütun başlığı olarak salary çarpı 12 olarak göründü zaten. Bu aslında gerçek olmayan bir veri. Yani gerçek olmayan bir değer. Bu nedenle buna türetilmiş, hesaplanmış sütunlar diyebilirsiniz. Bunun kullanımı çok yaygın ve birçok işlemimizde bize kolaylık sağlayacak bir teknik. Bu nedenle bu tekniği mutlaka iyi bir şekilde öğrenmenizi ve kullanmanızı tavsiye ederim. Matematiksel işlemleri yapabilirsiniz bunda. Mesela birkaç değeri toplayıp başka bir değer ile burada çarpabilir ya da bölebilir. Böldüğünüz değeri başka bir değerle tekrar toplayabilir. Herhangi bir matematiksel işlem yapabilirsiniz. Stringleri birleştirebilirsiniz. Birleştirme operatörleriyle. Ve bunları türetilmiş bir sütun olarak gösterebilirsiniz. Örneğin birazdan yapacağımız sütunda gördüğünüz gibi burada select first name, first name ile, yani ilk isimle isim ile soy isimi birleştiriyoruz. Daha sonra ikinci sütun olarak, gördüğünüz gibi virgülle ayırdık. İkinci sütun olarak da bunun maaşını yazıyoruz. Gene maaşı da maaş ile çarpı 12, yani 12 ay ile çarparak buradan da türetilmiş bir sütun elde ediyoruz. Şimdi gerçek bir değer değil, tamamen türetilmiş sütunlarla oluşturulmuş bir sorgu hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi burada adı ve soyadı yazıyor. Stephen King. Maaşının 12 ile çarpımı, yani yıllık maaşı da 288.000 olarak görünüyor. Bunun arka planına bakalım. First name ile last name'i gördüğünüz gibi birleştirme operatörleriyle araya tek tırnaklarla boşluk bırakarak birleştiriyoruz ve buradan bir isim ve soy isim türetilmiş sütunu oluşturuyoruz. Daha sonra virgülle maaş ve 12'yi çarparak yıllık maaşını buluyoruz ve sorgu sonucunda şu şekilde bir sonuç bize geliyor. Bu tamamen türetilmiş sütunlarla oluşturulan bir sorgu sonucu. Peki burada ne ihtiyacımız olabilir? Yani neye ihtiyacımız olabilir? Başlıklara bakarsak first name ve birleştirme operatörleri görünüyor ve salary çarpı 12 olduğu görünüyor bu hesapta. Şimdi ben bir geliştirici olarak bu şekilde görünmesini kesinlikle istemem. Neden diye soracak olursanız, örneğin ben burada farklı bir matematiksel işlem ve algoritma kullanıyor olabilirim bu sorgu içerisinde. Bu sorgu içerisinde kullandığım matematiksel algoritmayı karşımdakinin, yani bu değeri ya da bunu prosedür olarak görün. Bu prosedürü görecek kişi, yani bu sonucu görecek kişinin bilmesini istemeyebilirim. Örneğin kendi algoritmama göre bir
maaş hesabı yapmışımdır. Herkese farklı maaş hesabı yapan bir uygulama, arka tarafta prosedür oluşturmuşumdur. Ve bunun sonucunda çıkacak değeri de eğer algoritmayı belirtecek şekilde bir sütuna verirsem haliyle bunu herkes inceleyen herkes görebilir ve bu algoritma deşifre olur. Şimdi bunu nasıl engelleriz ona bakacağız. Bu da column alias yani takma isim verme, takma ad verme diyebiliriz. Bunun amacı nedir? Türetilmiş bir sorgu sonucunu ekrana bizim istediğimiz isimle, sütün ismiyle göstermesini sağlar. Bunun 3 farklı kullanımı var. İlk kullanımı şu şekilde: select last name as keyword'ü ile kullanmak. As daha sonra name diyoruz, yani last name'i name adı ile burada göster. Sütün isminde göster. Name adı ile. Daha sonra virgül commission pst. Burada da farklı bir kullanımı görüyoruz. Herhangi bir as keyword'ü yok burada. Commission pst bir boşluk ve com diyor. Komisyonun ilk 4 harfi kısaltması. Bu da aynı şekilde ikinci sütunun column alias olacak. Yani takma ismi olacak bu da. Ama gördüğünüz gibi kullanımı farklı. Tek sorgu içerisinde iki farklı kullanımı görebiliyorsunuz. Şimdi çalıştıralım. Name ve com sütunlarını gördük. Gördüğünüz gibi as ile kullanımı var. Bir de direkt hiç kod yazmadan, keyword yazmadan, yani as keyword'ünü yazmadan kullanımı var. Bu şekilde istediğimiz sonucu aldık. Bir takma isim vermiş olduk bu sütunlara. Gördüğünüz gibi ne last name ne de commission pst yazmıyor. İkinci kullanımına geçelim. Burada select last name çift tırnaklar içerisinde name yazıyor. Yani as kullanmadık ve boşluk da kullanmadık. Yani hiçbir şey yazmadan da yapmadık. Ancak normal bir string olarak tek tırnaklar değil, çift tırnaklar içerisinde yazdık bunu. Daha sonra virgül salary çarpı 12. Buna da aynı şekilde işleme tabi tuttuk. Düzeltiyorum. Aynı şekilde burada çift tırnaklar içerisine yerleştirdik ve yıllık maaş yazdık. Salary çarpı 12'ye. Daha sonra bunu çalıştıralım şimdi. Name ve yıllık maaş, gördüğünüz gibi arada boşluk bile var burada. Yani normalde bir tablo sütunu isminde boşluk bırakamayız. Bu kesin bir kuraldır. Yani boşluk bırakırsak burada bu şekilde yazamayız. Şöyle bunu belirtmemiz gerekir. Ancak tavsiye edilmeyen bir kullanımdır. Yani boşluk bırakarak sütun ismi kullanmak. Şimdi yıllık maaşı da bu şekilde isimlendirerek ekrana bastık ve gördüğünüz gibi sorgu sonucu başarılı bir şekilde bize geldi. Şimdi farklı bir kullanımını tekrar öğrenelim. Bu da gene aynı işlemler fakat farklı bir örnekte kullanıyoruz. Select last name, gene boşluk, sadece boşluk kullanıyoruz yukarıdaki commission gibi. Name verdik ismini. Virgül salary çarpı 12 annual salary dedik. Şimdi bunu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi bu takma isimle başarıyla verilmiş oldu. Column alias ve türetilmiş sütunlar bu şekilde birçok sorguda bizim işimizi kolaylaştıracak.